Cem Uzan seçim tarihi verdi. Erdoğan dönemi bitecek, emekli olacak. Cem Uzan, 2023'te Cumhurbaşkanı olacağını söyleyerek muhalefete, erken seçime, hayır, deyin, çağrısında bulundu. Uzan, seçim 25 Haziran 2023'te olacak, Erdoğan dönemi bitecek, emekli olacak dedi. Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, kendisinin 2023'te Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacağını iddia etti. Uzan, ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacağım, dedi. Muhalefete seslenen Uzan, inanın Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitiyor diyerek, seçim için sandık tarihi olan 25 Haziran 2023'ü bekleyin. Erken seçime, hayır, deyin. 12 ay sonra Erdoğan'ı davulla zurnayla emekli edin gitsin çağrısında bulundu. Sözcüden Saygı Öztürk'ün sorularını cevaplayan Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi, anayasaya göre 25 Haziran 2023 günü bitiyor. 2018 yılının Haziran ayında 5 yıllığına seçilmişti. Anayasamızda erken seçim diye bir tabir, böyle bir kelime yok. Ben anayasayı baştan aşağı defalarca okudum diyerek şöyle devam etti. Anayasa profesörlerine danıştım. Anayasada seçimlerin yenilenmesi diye bir tabir var. Seçimlerin yenilenmesi tabiri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde olduğu gibi yapılır. Orada bir problem çıktı. 3 hafta sonra seçim yenilendi. Seçimin üzerinden 5 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra seçim yenilenmesi olmaz. Bu konuda görüştüğüm, görüşlerine değer verilen bütün anayasa profesörleri de aynı fikirde. Bu tartışmaya açık bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'ni takribi 20 seneye yakın bir süredir milletin verdiği yetkiyle ister beğenelim, ister beğenmeyelim Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Şimdi görev süresinin dolmasına kalmış 12 ay. CHP, İyi Parti, HDP ve diğer muhalefet partileri hiç kimse elini kolunu kıpırdatmasın. 25 Haziran 2023'teki normal süreci beklediğiniz takdirde Türkiye'yi ekonomik bir kaosa gittiği gibi, sosyal, politik ve yaşamsal bir kaosa götürmeden seçime götürün. Erdoğan'ın anayasaya göre 2017 ve 2018'de iki kere Cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Uzan, anayasanın 101. maddesinden bir cümle okuyacağım. Bir kişi, en fazla iki kere Cumhurbaşkanı seçilebilir. AK Parti kimi aday gösterirse göstersin kimse bir şey diyemez. Ama Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz. Neye göre? Kendi değiştirdiği anayasaya göre. Erdoğan'ın milletin onayına sunduğu anayasaya göre, nokta diye konuştu. Erdoğan'ın gelecek seçimlerde aday olmayacağına inandığını kaydeden Uzan şöyle devam etti. Erdoğan'ın dönemi 12 ay sonra bitiyor. Hiçbir şey yapmayın, oturun, seçim zamanını bekleyin, bu kadar. CHP, İyi Parti ve HDP'nin üçüne de sesleniyorum. Biz erken seçime evet demeyeceğiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminin sona ermesini sağlayacağız diye millete taahhütte bulunun. Bak bakalım Recep Tayyip Erdoğan aday olabilecek mi? Böylece de ne Sadat'la ne YSK ile uğraşacaksınız. Seçim 25 Haziran 2023'te olacak ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitecek, emekli olacak. Türkiye yeni bir sayfa açacak. O yüzden erken seçime hayır diyeceksin ve oturup 12 ay sonra yapılması gereken seçimi bekleyeceksin. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim için her parti, anayasa çerçevesinde adayı kimse çıkartacak, millet de kimi istiyorsa seçecek. Erdoğan da emekli olacak. Erdoğan dönemi 12 ay sonra bitecek. Bunu deklare edip, bunun güvencesini millete verdiğin an yargı da ekonomi de nefes almış olacak. İnsanlar Haziran 2023'e umutla bakmaya başlayacak, önemli olan bu. O yüzden muhalefet partilerine, durun orada, hiçbir şey yapmayın, 12 ay sonra davulla zurnayla Erdoğan'ı emekli edin gitsin, diyorum. Onun, anayasa suçu işlemesine karışmayın. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacağım, diyen Cem Uzan, siyasi yasak iddiaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı. Bana, hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var, deniliyor. Diyenlere, bir dakika, deyip şu karşılığı veriyorum. Süleyman Demirel'de yasaklıydı. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.